Aslında çok kritik bir maç oynanıyor. Yani her maçın çok değeri var, önemi var. Almanya her puan da çok önemli birlikte. 3 puan çok çok daha değerli. Bir kere 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Yani baktığınızda 2 maç, Allah aşkına olsun 4 puan. Yani biz de hep şunu kendi aramızda hocalarla konuştuk. Hocalar kardeşlerimizle de. İlk milli maç arasına kadar 5 puan, 7 puan, yani olası bir Allah korusun 4 puan. Yani bunun bizim için bir opsiyon olacağını, yani bu milli maç arasına kadar eksiklerimizle beraber, çünkü antrenman eksiği olanlar var, geç katılanlar vardı, işte Hugo'nun özel bir durumu vardı. Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda bir geçiş döneminde önemli 3 puan, önemli bir puan. Onun için Mersin maçından dolayı oyuncularımı kutluyorum. Tabii ki hatalar vardı. Beğendiğimiz yönler vardı. Bir kere takım savunmasını iyi yaptık. Konya maçında dahil bu maçta sadece bir tane pozisyon verdi. Ama üretimde 2 gol atmamıza rağmen 4 tane net pozisyonumuz var. Halil'in de o direkten dışarıya çıkan pozisyon da dahil. Ama öne oynamayı daha fazla gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biraz daha fazla bilhassa skoru koruma telaşına girdik. Orada da yani işte sakatlıktan çıkmış, daha fiziksel olarak çok hazır olmayan oyuncularımız da vardı. Onlarla oynamak zorundaydık. Ve maçtan sonra söyledim ben, bunun bir risk olduğunu da biliyorduk. Ama bu riski de almak zorundaydım ben yani devre arası. Çünkü maç istediğimiz gibi gitmiyordu. Hamle yaptık. Çocuklar da hamleye karşılık verdi, kazandık. Çok mutluyuz. Haftaya güzel başladık. Yani şu an için Mersin maçının tabii ki iyi yönü var, kötü yönü de var. Bizim işimizde kötü yönü geliştirip iyiye çevirebilmek. Bu hafta onu yapacağız. Kötü olarak ne gördünüz takımda? En bilinir olarak? Yani biraz daha pas %100 düşük kaldı. Biraz daha pası ve öne oyunu daha net yapabilmemiz lazım. Çünkü 3-4 pası yaptıktan sonra ön pozisyona girmeyi gerçekleştirebiliyorduk. Onu biraz düşük yaptık. Onun üstünde biraz durmamız lazım ama işte hocaların istatistik olarak verdiği de bir gerçek. Şu ana kadar koşu mesafesi olarak Akhisar takımı Süper Lig'in geçen sene de dahil koşu rekorunu kırmış yani 124 kilometreyle. Ya bu da demek ki doğru çalıştığımızın bir göstergesi. Ama eksiği de görmemezlik yapamayız. Teknik direktör olarak biz iyi yönleri göreceğiz ama eksikleri de tamamlamak için de onları da iyi analiz etmemiz gerekiyor. İlk iki haftayı baktığınızda transfer etmek istediğiniz bu oyuncu oluştu mu kafanızda? Ya şimdi tabii ki transferi istiyorum ama en büyük transfer kendi oyuncularımız. Yani kendi içerideki oyuncularımızın sakatlığı, form durumunu yükselttiğimiz zaman en büyük transferimiz kendi oyuncularımız olur ama tabii ki ben transfer istiyorum, yönetim kurulu da istiyor ama doğru adam, maliyete uygun adam, yani uygun oyuncu çünkü malum biliyorsunuz döviz çok fazla yükseldi ve burada bunlar kulübe büyük getiriyor. Yani kendi içerideki oyuncularımızın bile maliyeti otomatikman yükselmiş oluyor. Kulübümüzü de bu yönde bizim de teknik direktör olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani çünkü işin birinci bölümü ekonomi, bütçe ve ondan sonra oyuncu transferi. Tabii ki oyuncu transferi için uğraşıyoruz. Başkanımız da uğraşıyor, yönetim kurulu da uğraşıyor. Yani elimiz güçlensin, alternatif anlamda eksiklerimizi giderelim diye. Yoksa herhangi bir oyuncumuzun yerine bir oyuncu aramıyoruz yani. Var tabii ki. Ya görüşülen vardı, maliyetinden dolayı vazgeçtiğimiz oyuncu oldu. Onu açık söyleyeyim yani şu an. Yurt dışından yine görüştüğümüz oyuncular var. Transfer sonuna kadar değerlendireceğiz. Bize uygun, bizim aile yapımızı bozmayacak. Akhisar Spor'da iyi hizmet edecek oyunculara kapımız açık. Hocam aile yapısından bahsettiniz. Peki şu an takımda bir aile yapısı oluştu mu? Böyle bir iskelet var mı yani? Var. Zaten olan bir şeyin üstüne biz daha fazlasını koyduğumuzu düşünüyorum. Gelen oyuncular bu yönde bilhassa Kaptan Hasan'ın da çok büyük etkisi var. Geçen seneden kalan tecrübeli oyuncuların çok büyük etkisi var. Yani o yapı devam ediyor. İnşallah o yapı bozulmadan müddetçe biz de başarılı olacağız takım halinde. Puan daha erken ama. Tabii çok erken. Yani biz puan olarak bakıyorum haftalık puan. 1 puan, 3 puan. Yani bunları hep hanemize yazdıralım. Ondan sonra zaten yeterli puanı bulduğumuz zaman evet bizim hedefimiz burası diyebiliriz. Yani ama şu an çok çok erken topladığımız puan takımlar çünkü bu milli maç arasından sonra lig daha çetin geçecektir, daha zor geçecektir. Herkes eksiğini gideriyor, transferlerini yapıyor. Fiziksel olarak eksik olanlar, takımın yanında eksik olanlar da bir günü tamamlayacak. Baktığımız zaman büyük takımlar bile tam hazır değil. Bursa örneği var, Başakşehir örneği var, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş örneği var. Bunlar muhakkak bu lige damgasını vuracak yani şu an için. Ligde bir geçiş dönemi yaşanıyor. Tabii yine bir geçiş dönemi yaşanıyor muhakkak da.
Bir de yabancı konusunda artık Türkiye daha fazla yabancı oynatma imkanı buldu. Bu iki haftaya baktığınızda futbolda, Türk futbolunda bir gelişme ve bu ilerleme olabileceğini düşünüyor musunuz? Ya hemen kısa vadede çok beklememek lazım. Yani bu biraz daha uzun süreli getirisi işin. Yani şu an biz iki maçta üç yabancıyla oynuyoruz. Yani dört tane yabancımız kulübedeydi. Yani antrenman eksikliklerinden dolayı işin bir de işin o tarafı var. Yani hazır olmayan oyuncular siz ne kadar kaliteli oyuncu alırsanız alın. Ama hazır değilse sahaya süremiyorsunuz. Transfer yaparak kadromuzu oluşturmak istiyoruz. Yani transferi mutlaka istiyoruz. İstiyoruz ama bu bütçemizi bozmadan istiyoruz. Yani kulübün kriterlerine uyacak şekilde istiyoruz. Yani illa %100 olsundan çok bize fayda getirecek, kulübümüzün bütçesini bozmayacak transfer ve kaliteli transfer istiyoruz. Tabii bu kolay değil, zor. Biraz yabancı transferler. Hem yerli hem yabancı olarak transfer ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Onlar fazla değil de. Olmalarını da beklemek haksızlık olur. Yani tam değiller ama onların o hali bile bize katkıda bulundu. Ama bunun onun yine fiziksel olarak maçta da çok istediğimiz pozisyona gelmediğini de gördük. Yani o da bir gerçek, çok iyi etti, çok mücadele etti ama yani yaklaşık 40 gündür süren bir sakatlığı vardı. O küskünlüğü anlıyorum yani ben. Yani kendi şehrinde, kendi atmosferinde 5 dakika sonra stada gelip de 5 dakika sonra ayrılabilecek kendine ait bir yerde oynamayı herkes arzu ediyor. Bizim de en büyük hayalimiz bu. Ama bazen oluşmayan şeyler, şartlar buysa biz bu şartlara uymak zorundayız. Ve bu Akhisar Spor takımı, bu şehrin, onların takımı, hani ondan vazgeçmesinler. Onların kendi takımı olduğu için onlara sahip çıkmasını bekliyorum. Yani biliyorum çok zor ama o fedakarlığı da göstermelerini rica ediyorum. Biz onlarla daha güçlü olacağımıza inanıyoruz yani. Yani çok önemli bir takım, önemli oyuncular aldılar, son olarak da çok önemli oyuncular aldılar ama bizim amacımız teknik direktör olarak her zaman işin galibiyeti nasıl alırızı becerebilmek ve onun üstünde çalışabilmek. Yani bizim de ilk planımız Trabzonspor'u hayal değil, yenebilmek. Yani yenmek için çalışmalar yapmak, onun için analiz yapmak, işte en iyi şekilde o duruma gelebilmek. Tabii ki biz de galibiyet istiyoruz. Bu bir olmayacak bir şey değil. Ama rakibin de gücüne, kalitesine sonuna kadar saygı duyuyoruz. Yani onların da önemli bir gücü var. Onu da kabul ediyorum. Çünkü rakibin gücünü de kabul edebilmek de aslında bir gerçekçilik. Ama zevkli bir mücadeleye hazırlanıyoruz. Yani bizim takımımız da doğru oynarsa, yine o beraber oyunu sergileyebilirse oradan başımız dik. Döneriz Allah'ımıza. Bunu nasıl önleyebiliriz? Yani bir şey var mı bu konuda? Çalışmanız var mı? Ya bu şeye bağlı. Yani şimdi Allah korusun hani sizin başınıza ufak bir şey gelmeye çalışsın. Önce korumaya gidersin. Yani evladım için düşünün. Allah muhafaza muhafazaya gidersin. Futbolda psikolojik şeyler kolay yaşanmıyor. Kazandıkça o size özgüven olarak geri gelir. Ama şu an onun koruma içgüdüsü bile güzel. Neden? Onu biz muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ben bunu onaylamıyorum. Bakın. Hani tabii ki öne çıkmamız lazım. 2'yi, 3'yü atabiliriz ama koruma içgüdüsü bile takımdaki o sorumluluk duygusunu gösteriyor bence. Ama biz de bunu daha fazlasını da yapacağız Allah'ın izniyle. Ben maç konuşmamda da çocuklara söyledim. İnandığım ve güvendiğim bir takım kuruldu. Hem karakterine hem oyuncu grubuna. Yani biz bu ligde çok kişinin canını yakarız diye söylemiştim maç öncesinde Allah'ın izniyle. Bazen savunacağız. Çünkü savunamazsınız, kazanamıyorsunuz. 90 dakikayı sadece hücum oynayarak kazanamazsınız. Yani bazıları da işte %60'den şey oldu maç, %65 oldu. Top oynama oranına göre galibiyetler olmuyor. Yani doğru oynamak, aktif oynamak, direkt hedefe oynamak. O da sizin kendi gücünüzle kapasitenizle. Hani farklı oyuncular. Şimdi Bilal'den istediğinizi Custodio'dan isterseniz Custodio'ya haksızlık yaparsınız. Custodio'nun yapması gerekeni çok iyi bir şekilde yapıyor. Ona verdiğiniz görevi sonuna kadar en üst seviyede yapıyor Custodio. Ama Custodio'dan bir Bilal'i çıkartmak haksızlık olur. Custodio'ya da haksızlık olur. Yani biz orayı farklı tarzda kapatmamız gerekiyor. Yani ben Custodio'dan çok memnunum. Bir kere yabancılar arasında yabancıların çok
iyi kanalize eden bir lider de oldu. Onun için zaten kaptan yardımcı ona getirdik. Ve takım içinde sonuna kadar savaşan bir oyuncu. Yani mücadelesinden, temposundan çok önemli. Lua Lua'nın durumu neydi hocam? Lua Lua da sakatlıktan çıktı. İyi konuma gelecektir. Geçen hafta son oyuncu değişikliğinde iki tane gibi riske girdim. Üçüncü oyuncuda da tercihimizi biz Onur'dan yana kullandık. Lua Lua'dan da kullanabilirdik. Ama kenar oyuncusu çıkarttık o an için. O zaman kenara oyuncu aldık. Yoksa merkezden olsaydı Lua Lua'yı değerlendirebilirdik. Bu hafta da Lua Lua'yı görebilirsiniz yani. Geçen hafta 18'e gidip girmeyince bile tartışılıyordu biliyorsunuz. Basında bile yazmıştı hani 18'de yer almayacak diye biz 18'e aldık. Lua Lua'dan da faydalanacağız. Belki Trabzonspor maçı, onun maçı olabilir yani.